Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pudingli kadayıf tatlısı yaptım. Normalde orijinal tarifinde pudingli değil de muhallebisini kendimiz hazırlayarak yaptığımız bu tatlıyı vanilyalı pudingle denedim ve çok güzel oldu. Harika bir lezzet ve de çok pratik. En fazla 35-45 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay, lezzetli bir tatlı. Şimdi tarife geçmeden önce birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar, uzun bir süre sizlerle yemek videosu paylaşamayacağımı bildirmek istiyorum. Çünkü yarın Türkiye'ye gidiyorum ve uzun bir süre yemek videosu çekemeyeceğim, çok yoğun olacağım için. Ama sizlerle başka videolar ve sürprizlerle yine birlikte olacağım. Tatil videolarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için kanalımı yeni ziyaret eden arkadaşlar da kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Bildirimlerden haberdar olun. Yeni videolardan da haberdar olun diyorum. Evet, şimdi tarifimize geçebiliriz. Kadayıf için malzemelerimizi sayarak başlayalım. 375 gram kadayıf, 50 gram tereyağı, yarım su bardağı şeker, 2 su bardağı ceviz, 2 tane muhallebisi için de hazır puding kullanıyorum. Vanilyalı puding. 2 tane pudingim var. Onu da üzerindeki tarife göre hazırlayacağız. Öncelikle yapmamız gereken, şimdi kadayıf paketimi açıyorum. Kadayıfları küçük küçük kıracağız ilk olarak. Şöyle kabımın içerisine alıyorum. Kadayıfları küçük hale getirmek için şöyle makas da kullanabilirsiniz veya buzdolabında buzlukta bekletirseniz öyle de kolay kırılıyor. Buzlu erimeden kırabilirsiniz. Ben şimdi buzdolapta bekletmeye zamanım yoktu. Marketten yeni aldım. O yüzden böyle keserek küçük parçalara ayırıyorum. Evet, mutfak makasımla küçük parçalar halinde kestiğim kadayıflarım bu şekilde hazır. Şimdi pişirme işlemi için ocağa geçiyorum. Pişirirken önce 50 gram tereyağını koyuyoruz tenceremize. Tereyağımız eridi. Şimdi kadayıfları döküyoruz tencereye. Kadayıflar kızarıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada şekerimizi de ilave edeceğiz. Şekeri de koyup birlikte pişiriyoruz. Arkadaşlar, bakın kadayıflar pembeleşmeye başladı. Tamamen hepsi kızarıncaya kadar sürekli böyle karıştırarak pişiriyoruz. Kızardığında cevizlerini ilave edeceğiz. Arkadaşlar, kadayıflarım tamamen kızardı. Gördüğünüz gibi pembe bir renk aldı hepsi de.
Şimdi ne yapıyoruz? 2 bardak cevizi bu kadayıfların üzerine ilave ediyoruz. Cevizlerimizi de tamamen karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi kadayıflarımızı başka bir kaba alalım. Tencerede bırakmayalım. Eğer tencerede bırakırsak tencerenin ısısıyla kızarmaya devam edip yanabilirler. O yüzden başka bir kaba alıp soğumaya bırakalım. Bu arada pudingimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, kadayıflarımı soğumaya aldım. Diğer bir kabın içinde soğuyor. Bu arada pudingimi yapmak için sütümü ocağa koydum. Şimdi bu paketlerin üzerlerinde vanilyalı puding kullanıyoruz. Paketimin üzerinde 750 ml süt kullanmamız gerekiyor. Ama biz muhallebimizin kıvamında olması için 600 ml süt kullanıyoruz. Bir pakete 600 ml süt yeterli. 2 paket yapıyoruz. Yani 2 kere 600 ml süt koydum. Şimdi pudingimizi pişirelim karıştırarak. Evet arkadaşlar, pudingim de pişti. Bakın nasıl kalınlaştı. Artık kaynamaya başladı. Hazır, tam kıvamında. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi muhallebi ile kadayıfı buluşturmaya geldi sıra. Tepsiye alacağız. Son hazırlık aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak sizlere iki tane sunum önerisi vermek istiyorum tatlım için. Şimdi öncelikle bir tanesini göstereyim. Şöyle bir miktar kadayıfımızdan alıyoruz. Kabımızın altına koyuyoruz. Onun üzerine şöyle muhallebimizden koyacağız. Ve tekrar kadayıftan koyuyorum. Tekrar muhallebi. Ve en üste tekrar kadayıftan koyuyoruz. İsterseniz bu şekilde sunum yapabilirsiniz tatlımızı. İkinci sunum önerim de borcamda olacak. Şöyle hazırladığımız, kavurduğumuz kadayıfımızın yarısını ayıralım. Şöyle ikiye bölelim. Ve tepsimizin, borcamın altına koyalım. Orta boy borcam kullanıyorum. Eğer kapta yapmayacaksınız, hepsini borcamda yapacaksanız, ben şimdi öneri olarak böldüğüm için tarifi küçük boyu, yani orta boy borcam kullandım. Büyük boy borcam kullanmanızı tavsiye ederim. Tam ölçü bir büyük boy borcama denk gelecektir. Veya kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kelepçeli kalıbı soğuduktan sonra açtığınızda pasta gibi bir görünüm olacaktır. Artık sunum için istediğiniz servis önerisini değerlendirebilirsiniz. Size kalmış. Evet, yarısını tepsimin altına bu şekilde düzelterek koydum. Şimdi bunun üzerine şöyle muhallebimizi, yani pudingimizi koyuyoruz. Tatlıyı hazırlamak ancak yarım saatinizi alır arkadaşlar. Pudingle yaptığımız için çok çabuk, pratik, hemen hazırlayabiliyoruz.
Normalde diğer tariflerde bildiğiniz gibi muhallebisini kendimiz hazırlıyoruz. Ama ben bu şekilde pudingle, vanilyalı pudingle denemek istedim ve çok güzel oldu. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Onun için denemenizi tavsiye ediyorum pudingli muhallebiyi. Evet, şimdi pudingimizi koyduktan sonra onun üzerine de bu şekilde kavurduğumuz kadayıfları ilave ediyoruz. Her yerine eşit olarak serpiştiriyoruz. Videomun sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce sunum önerisi olarak gördüğünüz gibi bu şekilde bu ocamda sunum yapabilirsiniz veya şöyle tek kişilik servis edebilir kaplarda sunum yapabilirsiniz veya kelepçeli kalıpta tatlımızı hazırlayıp daha sonra kelepçesini açarak pasta görünümünde çok harika bir şekilde de sunum yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Tatlımı denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.